Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi 65 yıllık gazeteciyim, böyle kriz yaşamadım. Türkiye'nin en önemli gazeteci yazarlarından değerli ustam, ağabeyim Rahmi Turan'ı Bodrum'da ziyaret ettim. 65 yıllık duayen gazeteci Rahmi ağabeyim görüşlerini açık seçik ortaya koydum. Türkiye'nin umudu Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener birlikteliğindedir. İkisi de gayet güzel muhalefet yapıyor. Kılıçdaroğlu eski döneme göre çok daha formda görünüyor. Önceki dönemlerde siyasete göre tutuktu. Bir takım siyasi gelişmelerde geri kalıyordu ama son yıllarda çok yükselen bir form grafiği gösterdi. Milletin onu dinledikten sonra karar vermesi daha kolay oluyor. Ne varsa bütün gerçekleri milletin önüne seriyor. Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve dış politika sıkıntılarını ortaya koyuyor ve çözüm yollarını da sıralıyor. Buna rağmen hala Kılıçdaroğlu'nu anlamayan varsa onlar anlama özürlü demektir. Meral Akşener de fevkalade başarılı gidiyor. Anadolu gezelerine ben medyadan takip ediyorum. Her gittiği yerde büyük ilgi gördüğünü tespit ediyorum. Herkesin derdini dikkatle dinliyor. Bir dokun bin ah işit derler. Meral Akşener milletin dertlerini dinliyor, onların çektikleri sıkıntıları tespit ediyor. Millet o kadar yanık ki, millet perişan durumdaki, akşener ortaya koyuyor. Meral Hanım milletin sıkıntılarını da tespit edip onların dertleriyle dertleniyor. İktidar medyası, gazeteleri ve televizyonları bunlardan hiç bahsetmiyor. Medyanın %90'ı iktidarın denetiminde. Bu yüzden de muhalefet liderlerinin ortaya koydukları gerçekleri yayınlamıyorlar ve milletten gizliyorlar. %10 kadar özgür medya kaldı. Her türlü baskıya rağmen direnen ve gerçekleri ortaya koyan, net bir şekilde koyan özgür medya azınlıkta kaldı. Ben de sen de bu özgür medya grubu içerisindeyiz ki sen de çok başarılı gidiyorsun. Yeni çağ yazılarını, flash haberdeki televizyon programlarını takip ediyorum. Soru, bu ekonomik kriz milleti nasıl etkiliyor? Turan, ben 1957 yılında gazeteciliğe başladım. Bu ekonomik krizin hangi iktidar olursa olsun görevden götürmesi lazım. Hiçbir iktidar bu çok ağır komik ekonomik şartlarda görevini sürdüremez. Fiyatların nasıl dolu dizgin gittiğini görüyoruz. Ülke ekonomisinin nasıl yanlış yönetildiğini de görüyoruz. Bu kendi kendine olmuyor ki. Ekonomiyi yönetenlerin hataları üst üste biniyor, biniyor ve ekonomideki bu kriz ortamına kadar geldi. 2018 yılında yapılan seçimden sonra ekonomi giderek kötüleşti. 1 iki sene önce de bu kadar kötü değildi. Bu ekonomik gidişin düzelme ihtimali de yok. Neden yok? Bu zihniyet değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Çünkü bunlar yanlış yaptıklarının farkına bile değiller. Doğru yaptıklarını zannediyorlar ama batağa doğru dost doğru gidiyoruz. Rakamlar bu batağa gittiğimize açıkça gösteriyor. Türk parasında yaşanan değer kaybı da olumsuz gidişatı bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Soru, paranın değer kaybetmesiyle övünen iktidar çözüm bulabilir mi? Turan, elbette bulamaz. Bunlar devamlı para basıyorlar, bu da enflasyonu körüklüyor. Eğer para basmakla bir ülke ekonomik krizden kurtulsaydı, bütün ülkeler para basar, millete dağıtır ve ülkelerindeki tek bir tane fakir vatandaş bırakmazlardı. Bütün millet zengin olurdu. Ekonominin kuralları var. Arz talep dengesi var. Ancak en basit ekonomik kurallar bile uygulanmazsa bu ekonomi nasıl düzelebilir? Bugünkü iktidarın anlayışıyla düzelmesi mümkün de değil. Soru, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Turan, aslında benim bir adayım yok. Görünen o ki, altılı masa tarafından Kılıçdaroğlu aday gösterilecek. Gidişatın böyle sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Kılıçdaroğlu'nu elbette destekleyeceğiz. Ancak altılı masa başka bir aday çıkartırsa onu da destekleriz. Yani altılı masanın çıkartacağı aday benim de adayım olacaktır. Önemli olan bu kötü gidişatı, bu ekonomik krizi durdurmak, geriye çevirmek. Türkiye çağ dışına çıktı. Türkiye çağ dışı bir anlayışla yönetiliyor. Afrika ülkelerinden ne farkımız kaldı? Ekonomimiz bozuk, özgürlükler kısıtlı, demokrasi yerlerde sürünüyor yargı güven kaybetti. Türk silahlı kuvvetlerine güven vardı, onda bile erozyon var. Bütün kurumlar çöktü, çöküyor. Bütün kurumlarda gerileme var. Benim üzerinde durduğum ve üzüldüğüm konu var. Profesör Doktor Celal Şengör'ün ifadeye çağrılması, yargılanması. Niye? Şaşırdım kaldım. Şengör tarihi ve bilimsel bir gerçeği ifade ediyor. Bütün dünyanın kabul ettiği bilimsel bir gerçek Adam düzgün bir adam. Gerçeği ifade ederek böyledir diyor. "Vay efendim, halkın dini duygularını eleştirdin. Kendimi bir an Orta Çağ İtalya'sında buldum. Orada Galileo dünya güneşin etrafında dönüyor dediği için yargılanmıştır. Galileo savunmasında ben bilimsel gerçeği savunuyorum. Dinle birilerini aşağılamakla ilgim yok. Dünya güneşin etrafında dönüyor." diyor. "Bundan vazgeç yoksa mahkum olursun." diyorlar. Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğü teorisini yalanladıktan sonra ev hapsine mahkum edilince ama yine de dönüyor diyor. Bilimle dini neden birbirine karıştırıyorlar? Din inanç meselesidir. İnanana saygı duyulur. Bilim müspet delillere bakar diyemez kimse. İnanç Allah'la kul arasındadır. İnanana saygı göstermeliyiz. Atatürk'ün de büyüklüğü burada. Layık bir ülke yarattı. Herkes dini inançlarında demektir laiklik. Şimdi laiklik ilkesini kaldırmaya çalışıyorlar. Laiklik giderse demokrasi kalmaz. O zaman da ülke bambaşka bir yöne savrulur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın